Ağır Sağlam'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir konuğumuz var. Ayağının tozuyla Buğsenaz Sürmeneli bizimle beraber. Gerçekten çok teşekkürler. Öncelikle bizi gururlandırdığın için Buse. Yani o round'a nasıl girdi abi böyle? İnanılmaz. Yeah, let's go. Dedim ki yani herhalde spiker de diyor ki yani bizim diyor kızlar diyor iyi başlıyorlar ama diyor sonra tıkanıyorlar falan. Baktım üçüncü round hala böyle. Yani gerçekten bizi gururlandırdın. Yani hafiften de mi tırsmıyor değilim yani. Ama çok gerçi hani arkada da konuştuğumuz zaman enerjin falan harika. Bize birazcık anlatsana biz çünkü Tokyo Mokyo'ya gidecek adamlar değiliz yani. Biz salonda antrenman yapıyoruz. Çok meraklanıyoruz orada. Hani şeyi elimize aldık. Madalyayı. Yani hakikaten böyle bir heyecanlandım hani düşürürüm bir şey gelir mi falan diye. O gururu bize biraz anlatır mısın lütfen? Ya öncelikle enerjiniz müthiş yani. Bunu demeden edemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Kendimi rahat hissediyorum şu an. Kasmıyorum. Ya yani iyi ki. Yok ya zaten gerçekten beni tanırsanız anlarsınız yani boks ayrı bir dünya benim için. Normal yaşantı ayrı bir dünya. Çok böyle arkadaş canlısıyımdır. Böyle gülerim, eğlenirim, sohbet ederim. Ya tabii ki zor bir insanım. Sinirliyimdir ama aç kalınca. Aynen sinirliyim. Ya Tokyo güzel geçti benim için. 13 senelik hayalimi süsleme noktamdı. Oraya gidince gerçekten o kadar müthiş bir ortam vardı ki bütün sporcular orada ve evet. Bütün sporcular bir amaç uğruna, bir madalya uğruna geliyorlar. Çok çalışıyorlar. Yani sabah, akşam, gece, gündüz bunun için çalışıyoruz. Hayat oraya gidince müthiş bir hava vardı. Zaten Team Türkiye ekibi olarak yani kenetlenmişiz birbirimize. Hepimiz birbirimizin başarısını istiyoruz. Evet. Yani ne bileyim Mete ok atarken hepimiz sanki ok atıyoruz. Ne bileyim biri tekvandoda işte tekme vururken hepimiz tekme vuruyoruz. Gerçekten çok özel duygular, manevi duygular bizim için çok önemli gerçekten. Evet. Çünkü hepimiz bir amaç uğrunda gidiyoruz oraya. Bir bayrağımızı en yüksek seviyede dalgalandırmaya gidiyoruz. Tabii pandemiden ötürü işte giremiyorduk, çıkamıyorduk, evet, gezemiyorduk Tokyo'yu. Evet. Ama gerçekten sporcularla aynı ortamda olmak, o heyecanı paylaşmak, hayalinin peşinden koşmak farklı bir durum. Çok mutluydum. Çok güzel geçti. Sıkıldım, bunaldığım noktalar oldu mu? Ya hepinizin olmuyor. Bazen antrenman yapmak tabii, istemiyorsunuz, değil mi? Tabii, tabii ki. Evet, ben de istemiyorum bazen ama Cahit Hoca hadi yapma. Ama gerçekten mesela spiker diyor ya iyi başlıyorlar sonradan durur. Ben öyle değil. Kötü başlasam bile sonunu çok iyi bitirmeye çalışırım. Her maçımda da böyle yani çünkü gerçekten kondisyonumuz, gücümüz, kuvvetimiz bizim çok iyi. Mesela yayından önce konuşuyorduk ya yani benim nabzım 200 üstü çıkıyor. 220'ler ve onda devam edebiliyorsun buluyor. Evet. Yani, burada inanılmaz. Zaten devam etmek önemli. Kesinlikle, siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Aynen öyle. Devamlı burada kalabilmek önemli. Aynen gerçekten öyle. Antrenmanlarda çok ağladım ben ya. Gerçekten. Siz ağlıyor musunuz? Ağlamazsınız. Yok. Yok. Ya biz çok YouTube'a video çekiyoruz. Ne olacak? Çünkü seninkinin yanında yani hiçbir şey. Yani ben mesela 200 nabzın üzerinde 2-3 dakikayı fiziksel olarak mümkün görmüyorum. Sen 10 dakika devam ediyorsun bu şekilde. Yani edebiliyoruz. Çünkü gerçekten altyapısı, benim altyapım sağlam. Yani küçüklükten beri o altyapıyı alınca Cahit Hoca her zaman şöyle der. Bir ev yapacaksın. Temelini sağlam atabilirsin ki üstüne kat atabilirsin derse. Gerçekten temelim doğru. Sağlam benim. Yani istediğiniz kadar kat atabilirsiniz. İnşallah bir gün yıkılmam. İnşallah bir gün yıkılmam. Evet Allah. Evet, devam ederiz. Yani tam o antrenmandan bahsetmişken şimdi hocayla da tanıştık. Vallahi hoca da benim öyle hocam olsa ben de antrenman performansımı artırırdım yani. Bu da çok önemli bir önemli çok bir kısmı. Yani, hani nasıl antrenmanlar yapıyorsunuz? Diğer rakiplerinizden farklı olarak? Ya ben mesela Tokyo'ya giderken kafamı yastığa koyuyorum mesela. Düşündüm bir gün, bir gece. İşte uyuyamıyoruz, işte heyecan, stres var. Yani düşünsene 13 senelik bir şeyin... Emek var. Emek var, onun çok karşılığını ciddi. Almaya gideceksiniz. Düşünüyorum bazen diyorum ki ya benim kadar acı çeken bir yani antrenmanda böyle acı çeken sporcu var mıdır diye düşünüyorum. Gerçekten yoktur. Ben sonuna kadar yaşadım o acıyı yani. Sonuna kadar yaşadım. Mesela koşular oluyor bizim böyle dayanıklılık koşularımız falan. Benim takımım var. Mesela o takım sadece benim için orada yani. Bir bakıyorum ben koşuyorum takım arkamdan koşuyor. Yani Cahit Hoca arkamdan koşuyor. Hadi hadi bağırıyorlar.
ne yapabilirsin falan diye gerçekten bireysel spor olarak görünebilir. Ama şu madalyada ya başarıma kimseye ortak etmem. Bu bir ayrı şey. Ekibim ve Cavit Hocam ve benim başarım bu. Çünkü gerçekten şu madalya şuraya gelene kadar neler çektiğimizi onlar ve ben çok biliyorum. Fedakarlık. Zaten ilk teşekkürü de mikrofonu spiker bana verince onlara ettim. Çünkü bu benim boynumun borcu gerçekten. Onlar benimle sabah akşam yatıp sabah akşam benimle kalkıyorlardı. Mesela moralim bozuk oluyor. Hadi eğlence yapalım. Hadi tavla turnuvası, işte santraş turnuvası. Onu yapalım, bunu yapalım. Yürüyelim. Ya bu sene istersen onu hadi gidelim yapalım. Bazen diyordum ki bırakın beni ya diyordum. Ne işiniz var bende ya? Sabah akşam bendesiniz diyordum. Ama gerçekten onlara minnettarım yani. Dediğim gibi Cahit Hocam'la çok iyi bir ilişkimiz var. Mesela maçlardan önce böyle yapıyorum, bonemi istediğimi anlıyor. Böyle yapıyorum, su mu istiyorsun diyor. İçimden evet diyemiyorum çünkü su istiyorum gerçekten yani. İnanılmaz bir bağlantı oluşuyor yıllarca birlikte. Ya herkes bilmiyor bunu ama sporcusuyla böyle iyi bir bağlantısı olmayan gerçekten başarı gelmiyor çünkü... Ben de imkanı olduğuna inanmıyorum ya. Evet gerçekten yani köşeyle bağlantı çok önemli. Maç içinde, maç dışında bunlar çok önemli şeyler. Antrenörle olan bağlantısı, hele bir performans sporu yapıyorsan onun seni anlaması lazım. Kesinlikle. Senin de onu birbirini sevmiyorsan, saygı duymuyorsan bu iş gerçekten olmaz yani. Dışarıdan insanlar bunu her zaman böyle net bir şekilde göremiyor ama işin içinde olduğun zaman bu değeri çok daha iyi anlayabiliyor. Herkes madalyayı görüyor dediğim kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Arka planı çok düşünmüyorlar maalesef. Aynen, siz biliyorsunuz. Ya. Yani biz az çok tahmini de biliyoruz. Biz de öyle bir hani bir ara gelin bir antrenmanımıza da bir ringe girelim siz. Yani antrenmana seve seve katılırız sonuçta bir kere yapacağız. Ya ben şunu dedin ya Buse. Bir takımı çekip çeviriyorsun aslında. Yani sen diğer takım arkadaşlarını bile itekliyorsun. En çok acıyı sen çekiyorsun. En çok fedakarlığı sen yapıyorsun. Bu tabii ki onlar yani başarısız gibi algılamıyorum ben ama mesela böyle çok tarihi adını kazımış isimlere baktığımız zaman Michael Jordan'dan bahsediyorlar. Diyorlar ki Michael Jordan eğer takımla bir arkadaşı düzgün antrenman yapmıyorsa onu çekip çevirirdi. Yani onu şey yapardı, kızardı, azarlardı falan diyorlar. Böyle çok başarılı sporcular aynı zamanda çok lider sporcular da oluyor. Yani hem kendini yönetiyor, hem ondan ilham alıyor, herkes onu yönetiyor. Muhtemelen benim spor salonumda sen antrenman yapsan bile benim antrenman performansım artardı. Yani senin aurandan etkilenirdim. Enerjisinden. Bunu neye bağlıyorsun? Yani ne seni buraya itti? O acıları neden çektin? Bir şey olmalı yani. Ya ben, bir sebebi olmalı. Benim kitabımda pes etmek yok. Her zaman başarılı olmak var, her zaman önce olmak var. O dediğiniz şeye çok katılıyorum. Mesela ben Trabzon'da çalışırken, mesela benim takım arkadaşlarım var, erkek, işte ikizim var benim, her zaman partner oluyor. Mesela onlara diyorum, neredesiniz? Diyor ki, ya bugün antrenmana gidiyorum, niye gelemiyorsun? İşte diyor ki, arabam yok. Diyorum, geliyorum seni alıyorum mesela diyorum. Geliyorum alıyorum, gidiyoruz antrenmana. Hep böyle mesela. Çünkü gerçekten bizim takımdakiler aile olmuş. Annemizden babamızdan çok birbirimizi görüyoruz böyle. Onlar benim kardeşlerim. En büyükleri benim herhalde. Yani yaşlaşlarım da var böyle aralarında. İşte ablalarım var, ablam var mesela Şenur abla. Hiç beni yalnız bırakmadı. Az çok belki tanıyorlardır izleyenler, işte boks takip edenler. Çok dünya tatlısı bir kaptanımız bizim aynı zamanda. Yani o olmasa o kadar iyi bir psikolojiyle antrenmana çıkamam. O benden daha öncü bir insan. Yani kaptan diyoruz. Kaptanlığını sonuna kadar hak ediyor öyle bir insan. Dediğim gibi birilerini çekmesi lazım. Mesela ben yorulduğumda geliyorlar diyorlar ki hadi yapabilirsin edebilirsin. O daha iyi koşabilir aslında ama beni de çekiyor. Diyor ki yapabilirsin. Diyor ki beni sakın bırakma diyor mesela. Evet. Ne yapar? Beni bırakma diyor. Beni bırakmazsan iyi olacak diyor mesela. Koşmak zorunda da değil benimle. Beni çekmek zorunda değil ama gerçekten birlik çok önemli. Birlik olmadan hiçbir şey olmuyor. Mesela bir ağırlık kaldırırken bak ben kaldırdım sen de kaldırabilirsin bunu. Bunu yapabilirsin yani. Ne var ki diyebiliyor psikolojik olarak. Yani bir ağırlığı tamam vücut da kaldırıyor ama psikolojik ben yenmediğin sürece onu kaldıramazsın. Kesinlikle katılıyorum. Çok büyük bir faktör. Özellikle bu seviyede yapılan herhangi bir sporda psikolojinin öneminin çok büyük olduğunu farkındayım. Evet. Zaten sen de bu konuda mental konuda mesela oldukça... Mesela siz diyetisyensiniz. Evet. Ben kilo düşüyordum. Kilo düşerken de zorlanıyorum. Yani aç kalıyor insan. Agresifleşiyor. Evet. Hele benim gibi insan... Agresifleşiyor. Yani aç kalmıyorum aslında. Sık sık yiyorum ama bir müddetten sonra yağlarını yakmak için açlık hissetmen gerekiyor yani. Tabii ki elbette. Hissedince mesela tatlı yemiyorsun, şeker yemiyorsun, işte karbonhidrattan biraz kısıyorsun falan. Mesela bir ara
kondisyonlarımız var bizim. Mesela o da tatlı yemiyordu. Ben yemiyordum. Dedim 21 gün boyunca tatlı yemeyeceğim dedim ben mesela son kampta. Yemedim de o da yemedi. Mesela Tokyo'ya gittik ben orada yedim mesela. Bana yazıyor ki tatlı yedim mi artık diyor. Ben de yiyeceğim diyor. Diyor ki hocam yedim mi? Ya siz de yiyebilirsiniz falan diyor. Gerçekten tartı bir... sonrasını bekliyor senin. Aynen gerçekten birlik olmak evet. lazım. Şeyi soracağım, senin kendin başladığında, ilerlerken kariyerinde, spor kariyerinde öncü olarak gördüğün, örnek aldığın sporcular var mıydı? Ya sporcular vardı ama en önemlisi Cahit Hoca'ya çok örnek aldım. Çünkü hiçbir zaman pes etmiyor. Mesela diyorsunuz ya bana, giriyorsun ve çıkıyorsun. Yani hiç pes etmiyorsun, hiç düşmüyorsun. Ben yensem de yenilsem de derim ki ne kaybedebilirsin ki Bursa? Gir, çık, istediğin, sevdiğin işi yap ve çık. Cahit Hoca da öyle. Mesela futbol maçı yapıyoruz biz. İyi de futbol oynarım bu arada. Bir ara bekle. Onu oynarız ya. Her konuda kaybedeceğiz. Ondan sonra Cahit Hoca mesela oynuyoruz. Cahit Hoca diyor ki Buse benim takımımı almalıyım diyor. Tamam mı? Çünkü o da hırslı ben de hırslıyım. Bazen böyle burun buruna geliyoruz böyle. Ben diyorum ki artık sizin takımınız olayım da böyle şey yapmayalım diye yani. Orada çarpışmayalım. Ve ama o da mesela pes etmeyen bir yapısı var. O pes etmen yapısını aslında ondan aldım. Mesela ne kadar önde olursam olayım. Bağırıyor köşeden. Kombine yak, ileri git, sağda vur, sağda. Gerçekten yani beni dövüştüren o. Mesela başka bir antrenör gelsin. Yani küçümsemek bu arada hiçbir zaman söylemiyorum. Tabii ki antrenörlerimize. Ama dövüştüremez beni onun gibi. 13 senedir onun sesini duyuyorum. Arkamda o var. Yani bana ne diyebilir ki? Kombine yap dese tamam derim. Ama işte o yap deyince böyle çıkıyor. Bazen mesela bazı noktalar oluyor bazı maçlarda. Mesela sağ diyor tak anında sağ vuruyorum mesela. Reflekse dönüyor. Yani çok iyi. Düşün 13 senedir her gün onun sesini duyuyorsunuz. Bazen bıkıyorum. Şaka. Gerçekten aramızda iyi bir bağlantı. Şey merak ediyorum ya konusu açılmışken. Hep merak etmişim durunu. Şimdi orada iki kişi dövüşüyor. Tabii antrenörler arkadan sesleniyor vesaire. Gel tam olarak net duyabiliyor musun o sesleri? Hep onu merak etmişim. Ben bunu güzel bir örnekle açıklayacağım. Rusya'da 2019'da Dünya Şampiyonası'ndayız. Hı-hı. Yarı finalde Rus rakibimle oynuyorum. Salon tıklım tıklım. Evet. 5000-10000 kişi var. Herkes Rusya, Rusya, işte Rusya, Rusya evet. diye bağırıyor. Ben tam böyle köşeye gidiyorum. Çıkacağım böyle ama herkes bağırıyor. Salon inliyor evet. yani. Cahit Hoca kulağıma eğildi dedi ki onlar bağırdıkça sen daha çok vuracaksın dedi. Tamam dedim. İnanır mısın? 10.000 kişi istediği kişi bağırabilir. İstediği kadar. Köşeden Cahit Hoca ne diyorsa onu duydum. Ya istedim. Oğlum sen böyle seçtim aldım getirdim beynime koydum yani. Sadece o. Aynen sadece o. İşte o da onun da hakkını yemem lazım. Ben terliyorsam o iki tane tişört değişiyor yani. Köşede yani ter atıyor. Mesela her maçtan sonra benim maçımdan sonra diyor ki sen mi dövüştün ben mi dövüştüm? Çünkü çok terliyor. Mesela maça gidiyoruz iki tane Türkiye tişörtü falan. Ne kadar maçımız varsa mesela üç tane maçımız var. Üç tane tişört değiştiriyor. Ekstra tişörtte. İnanılmaz bir bağlantı yani. Evet tabii. Gerçekten yani heyecanı o da dövüşüyor ben de dövüşüyorum. Bu sene antrenmanlarınız mesela normal bir rutin bir günün nasıl geçiyor? Tabii şimdi bu sene seneyi sormuyorum sana yani bu sene maçtan sonrası muhtemelen zaten tatil hocamla yani, da konuştuk. Tatil olması gerektiği gibi. Değil mi? Tatil ya. Hani tenis oynayacakmışsın evet. ya da başka branşlarla ilgilenecekmişsin. Buraya gelene kadar rutin bir antrenmanın nasıl oluyordu? Kamp dönemini de saymıyorum. Tamam. Normal bir antrenman. Yani ben hep kamp dönemim de aynı, normal yaşantım da aynı. Anladım. Hep kamp. Evet, hep kamp. Hep çünkü kamp. Öyle olmazsa gerçekten başarı gelmiyor. Yani bir hastalansam bile yani bir cenazem oluyor mesela, dedem mesela vefat ettiğinde bir gün ara verdim. İkinci gün ona olan sözümü tutmak için yine antrenmana gittim. Evet. Sporcunun bir günü bile çok önemli. Düşünsene evet. bir antrenman yapmazsanız rakibiniz bir antrenman sizin önünüze geçer. Evet. Sen bir antrenman gerilersin, ara fark açılır yani. Evet. Onu kapatman lazım her şekilde. Benim bir günüm bile önemli. Sabah 7-7.30 civarı kalkıyorum hı hı. genelde. İşte antrenmanın hava şartlarına göre olsun, yorgunluk seviyene göre olsun. Hocam diyor işte, ya 7.30'da yapıyoruz antrenmanı ya da işte 10 gibi yapıyoruz, 10.30 gibi yapıyoruz. İşte kondisyon antrenmanları böyle ağırlık tarzı antrenmanlar 10.30'da oluyor, 11'de oluyor ki işte
yediğimiz besinler daha bize güç versin diye. Hı-hı. Ama 7.30'da olunca daha çok böyle koşu antrenmanları Hı-hı. oluyor ki kardiyo amaçlı da olsun diye, ya, vücudumuzu yaksın diye. Ya 7.30 dediğim gibi ya 11'de oluyor. Hı-hı. Bu sabah antrenmanı. Yani okay. yaklaşık 1.5-2 saat arası sürüyor bu antrenman. Ondan sonra işte dediğim gibi ya kahvaltı ya da işte yemekten önce kahvaltı, Hı-hı. antrenman. Ondan Hı-hı. sonra öğle yemeği oluyor 12.30'da. Orada yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra istirahata geçiyoruz. Dinleniyoruz. İşte arkadaşlarımızla sohbet, muhabbet. Hı hı. Bir de mesela antrenman 5.30'da ya da 5'te oluyor genelde. Ondan önce şey, her birimizin odasında toplanma vardı. Ayılma toplantısı. Herkes uyur, uyanır. Ayılma kendine toplantısı, gidin. Çay partileri, kahve partileri. Çok uzun sürmez bu. Çünkü ayılıp herkes, ayıldım tamam bıktım senden. Çünkü hep birbirimizi görüyoruz tabii. Yani. İşte kahve içeriz, ayılırız, müzik dinleriz. Ondan sonra antrenmana gideriz. Antrenmana bazen ben hep geç gidiyorum. Arada. Geç dediğim tam saatinde gidiyorum. Yani dakik. Evet, bir de bizde mesela şey vardır. Geç kaldığında, bir dakika bile. Geç kaldığında işte kasaya, bizim kasamız var, takımın kasası. Oraya para verirsin. Bir para verirsin, iki para verirsin. Üçünü de valize alırsın, evine gidersin. Bu hep öyledir. Yani şu ana kadar bir geç kaldım, bir dakika geç kaldım. Ama parayı dedim o kadar, daha yok yani. Yani kaç senelik spor hayatımda. Ama bazen oluyor gerçekten geç kalabiliyoruz işte şartlardan dolayı. Ama kampta hiç böyle geç kalmamaya dikkat ediyorum. Tam zamanda gidiyorum. Böyle diyorlar artık yani. Sırayı geçemedik, şimdi gelir diyorlar, tak içeri gidiyorum. Tam ayarlıyorum böyle. 5.30 gibi antrenmana gidiyoruz, ondan çıkıyoruz. Akşam antrenmanı daha uzun sürüyor. Daha kapsamlı. Doğru. Çünkü boks oluyor evet. genelde. Boks, teknik. Teknik, boks, işte kondisyon ağırlıklı böyle dövüş, torba oluyor. Spanikler oluyor. Ondan çıkınca zaten saat 8-8.30 oluyor. Hı-hı. Ondan sonra yemek yiyorsun, tedavini oluyorsun, masajını oluyorsun. Sakattan işte sakatlığına yönelik şeyler yapıyorsun. Psikolog varsa psikologla görüşüyorsun. Gün bitti zaten. Gidip uyuyabilirsin yani. Evet. Sonra tekrardan. Hatta evet. uyuman lazım ki sabah yedi evet, uyanıp evet. devam edesin. Yani haftada denli, kaç gün haftada, bu tempo? Şimdi haftada 7 gün var biliyorsunuz. 6 günü antrenman yapıyorum. Çift antrenman. Sadece perşembeleri tek yapıyorum. Hı-hı. Bu hep böyle oldu yani. Hiç değişmedi. Durma. Perşembeleri tek. Pazar günleri off oluyor. Hı-hı. En sevdiğim gün cumartesi akşamı, pazar akşamına kadar olan gün. O zaman serbest oluyorum. Genelde kafa dinlemeyi seviyorum. Hı-hı. O kadar kafa dağıttıktan sonra toplamak lazım. İlk kaç yaşında başladın peki? 10 yaşında başladım. 10 yaşında. 10 yaşında, şu an 23 yaşındayım. 13 sene oldu. 13 sene. Onun öncesinde herhangi bir spor ya, dedim, şeyi spor var mıydı? Spor yapıyordum ama böyle çok ama şey yani böyle profesyonel Anladım. Şekilde yapmıyordum. Aha. Hepsini denedim aslında Hı-hı. ama hani ruhumu, karakterimi yansıtabilecek evet. bu spor vardı. Düşünün ruhumu, karakterimi. Mükemmel. Ya boks mükemmel bir spor. Yani hani saygı duyulası. Kesinlikle. Çok saygı duyulası. Atletizm inanılmaz. Stratejiden atletikliğe kadar hani beyinden her şeye var, fiziğe kadar inanılmaz evet. yani. Yani. Her şeyin iyi olması lazım. Bir halterci gibi kaldırman lazım. Tabii. Kuvvetli olman, bir atletizmci gibi iyi koşman lazım. Teknik, bir boksör taktik. Gibi dövüşebilmen lazım. Evet, psikoloji. Bir psikolog gibi beyin yapın olman lazım. Evet. Sinirlerin olmaması lazım. Yani bu mesela bir haftasına, bir haftana baktığımızda ben bizim izleyicilerimize söylemek istiyorum ki ileri seviye böyle bu denli başarılı bir sporcu olmak istiyorsanız dümenleyemiyorsunuz. Dümenleyemezsin. Bütün ya, hayatını ona adaman gerekiyor. Adaman gerekiyor. İşte bu ise biz de insanlar akşam işten sonra biz gitsinler bir saat antrenman yapsınlar diye uğraşıyoruz yani. Yani aslında bir şey diyeyim mi size? Gerçekten insanlar bahanelerin arkasına çok çabuk sığınabiliyorlar. Yani evet. İstesin insan, ben yurt dışına bir gidiyorum mesela. Onlar yaşam biçimi olarak sporu görmüşler. Yani ama biz daha bunu evet. şey yapamamışız yani. Oturtturamamışız, evet. idrak edememişiz gerçekten. Mesela adam işi var mesela, 7'de işe gidecek. Diyor ki 7'de işe gideceğim ben ya diyor. Ya nasıl, bizim bir sınıf, 7'de işe gideceğim ben, nasıl kalkacağım da spor yapacağım diyor. 5'te kalkıyor. Beşte kalkıyor, erken evet, uyuyor, evet. kalkıyor, telefona Kesinlikle. Bakmıyor, erken uyuyor, Aynen. kalkıyor, antrenmanını yapıyor, güzel bir kahvaltı yapıyor, işine gidiyor mesela. Evet, yani bahanelerin arkasına sığınmak çok kolay gerçekten. Evet. Yani sığınsaydık
biz de çok sınırdık evet, mesela. Evet. Yani dediğim ben ameliyat oldum, kalktım ertesi gün yine antrenman yaptım mesela. Ya bahanenin arkasına sığınmak gerçekten çok kolay. Evet. Bahaneleri kenara atıp ilerlemek daha zor. Evet. Elbette. Beyin de bitiyor. Kesinlikle. Şey. Beslenmen nasıl Buse? Yani bu tempo içerisinde neler yiyorsunuz? Yani aslında insan her zaman benim düşüncem yani doğru ya da yanlış bilmiyorum. İnsan sevdiği şeyleri yemeli ama ölçülü bir şekilde yemeli. Yani abartmamak. Ya şu an mesela ben istediğim her şeyi yiyorum. Ya yani maçtan sonra istediğim her şeyi yiyorum. Diyorum ki kilo da alayım. Çünkü gerçekten kilo düşenlerin zihniyeti şeydir. Maçtan sonra her şeyi yiyeceğim. Her şey. Kebap, tatlı, yani sarmalar, börekler, dolmalar böyle. Her şey gelsin. Ama gerçekten bir rutinin olması lazım. Yani tabii ki arada kendini ödüllen. Mesela pazar günleri benim ödüllendirme günüm. İstediğim her şeyi yerim. Zaten ne kadar yiyebilir ki bir insan yani. Bir müddet sonra da olacak. Ama ondan sonra zamanda gerçekten düzenli beslemek. İşte kahvaltımı, öğle yemeğimi, akşam yemeğimi ona göre ayarlıyorum. Bir kilo düşerken tabii yemiyorum. Yemek birazcık sıkıntı oluyor ama hiç değilse yemeye çalışıyorum. Mesela gerçekten yiyerek düşme diye bir şey var. Ama insanlar var, bunu gerçekten diyor ki aç kalayım, su diyeti yapayım, hurma diyeti yapayım. Yok sadece suyla besleneyim. Bunlar çok sağlıksız şeyler. Vücudunu bitirirsin. Mesela ben geçen duydum. Adam 21 gün boyunca sadece su içmiş. Evet var böyle şeyler. 21 gün boyunca moda. Aynen. 21 gün boyunca sadece su içmiş, 35 kilo vermiş. O vücut ne kadar dayanabilir ki? Evet, tabii ki dayanabilir. Dayanamaz yani. Gerçekten yiyerek düşmek, böyle sakin, ya günlük 100 gram, işte haftada 500 gram düşmek sağlıklı olan. Ama insanlarımız gayet bunu bilmiyor. Hızlı olsun istiyorlar biraz. Evet ama öyle değil ki, kesinlikle. Ne hızlı ki? Ben aynen şu madalya alabilmek için 13 sene bekledim. Evet. Onlar da biraz yavaş yavaş eklesinler yani. 13 sene kaç tane yarışmalar yani? Evet. Çok. Ne, iki operasyon geçirdim, kaç ağlamalar geçirdim, sakatlıklar geçirdim. O ya işte konuştuk ya, o arkada olan emeği göremiyorlar. Evet. O hemen hızlı olsun, hızlı bitsin öyle istiyorlar. Öyle ki biraz sabretmek lazım kesinlikle. Yani. O bu yüzden beslenmeyle ilgili söylediğin şeyleri hani senden duymak çok güzel oldu. Çünkü biz de bunları sürekli belirtmeye çalışıyoruz. Hani üzerine vurgulamaya çalışıyoruz. Kendimizi aç bırakmak zorunda değiliz. Evet. Mesela düzgün bir beslenme planının hem hedefine hem de senin tabii ki isteklerine, sevdiğin şeylere hizmet etmesi, bir orta bir medyum bulunması gerektiğini sürekli savunuyoruz. Ondan senden duymak çok güzel oldu. Ya tabii mesela kilo düştüğümüz dönemlerde işte yardımcı olarak terminatör alıyorum ben mesela. İşte yorgunluğumu mesela düzenlesin diye BCAA bit var, ondan alıyorum. Çünkü gerçekten supplementler çok önemli. Biz performans antrenmanı yapıyoruz. Performansımızı geliştirmek için, işte antrenmana böyle enerji girmek için, hele kilo düştüğümüz dönemlerde prodotör alıyorum ben mesela. Gerçekten iyi oluyor. Çünkü bunlar olmazsa bir adım önde başlayamayız. O küçük yüzdeye bile senin çok ihtiyacın var. Elit seviyede olduğunuz. Şimdi bazen böyle kaybediyoruz ya. Mesela belki de bunlardan kaybediyoruz. Düzenli kullanmadığımız için. Mesela Cahit Hoca her zaman şöyle der. Uykudan %1 alsan, İşte dinlenmeden %1 alsan, işte beslenmeden %1, vitaminlerden %1, %4-5'lik oluyor. Zaten biz %1'le kaybediyoruz genelde. Evet. Aynen öyle. %1'le kaybediyoruz. Çok ne kadar doğru. Önemli olduğunu insanlar bilmiyor gerçekten. Evet. Yani ama rakipleriniz zaten oraya gelene kadar muhtemelen her şey yine 4-4'lük yapmış oluyor. Evet. Gerçekten zaten bizim düşüncemiz şey, ya ben iyi uyuyorum. Kaçta uyuyorsun? 2'de. Asıl 11'de uyuman lazım, 11'den 2'ye kadar uyuman lazım ki vücut yenilensin, böyle kendine gelsin. Ama diyor yorgun uyanıyorum. Sen bir 11'de uyu, sabah 7'de kalk. Tam uykunu al. Tam uykunu al, ondan sonra kalkalım yani yorgun uyanıyorsun. Kesinlikle. Yani imkansız yani. Beslenmeni güzel yaparsan da bir problem olmayacağını düşünüyorum. Tabii. Şey geliyor hep aklıma yani, mesela bir sprinter 100 metre koşarken işte kaç adım atıyor? Diyelim işte 50-60 tane adım atıyor. Böyle seke seke gitmeyeceğim. Bunun işte 40 tanesini sağ bacağıyla atıyor, işte 40 tanesini sol bacağıyla atıyor, neyse. Yani o attığı her adım, her bacağının çekişi, kaç tane kontak noktası var? İşte parmak ucunun yere değmesi var, dizini yukarı doğru hip fleksörünü çekmesi var, işte kollarını savurması var. Bunları da işte o 80 adımı çarpalım 7-8 tane noktayla. Evet. Yani 600-700 tane eylemi
ne kadar perfect yaptığıyla alakalı evet. o koşuyu nasıl tamamlayacağı. Evet. Mesela aynısı hani senin branşın için de evet. geçerli. Sabah antrenmanın, işte öğle yemeğin, akşam antrenmanı gün içerisinde 8 tane böyle nokta var. 8 tane noktadan 365 gün boyunca ne kadar net çıkardığın senin şu anda bu madalyayı boynuna evet. takmanla alakalı. Kesinlikle. O yüzden bunları böyle dört dörtlük yapmaya çalışmak. Ya hepsi böyle puzzle parçası gibi olması kesinlikle. Lazım gerçekten. Evet. Yani puzzle parçalarını doğru yerleştirmen lazım. Evet. Yanlış yerleştirirsen o resim güzel olmaz. Çok yani zaten kesinlikle. Oturmaz. Evet, evet. Yani birbirine bağlantılı olmaz. Dediğim gibi yani güzel uyuman lazım ki güzel bir antrenman çıksın. Evet. Dinlenik ol. Güzel beslenmen lazım ki güne enerjik başla evet. ve güzel bir antrenman yap. Vitaminler alman lazım ki güzel bir antrenman çıkar ve güzel toparlanabilir. Evet, i̇şte evet. yağ kilonu düş güzel. Gerçekten hepsi böyle bağlantılı. Ama insanlar gerçekten bunun bilincinde değil. İnşallah bir iki kişiye ya da insanlara ne kadar izliyorlarsa onlara biraz umut ışığı oluruz. Böyle öncü olabiliriz evet. diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bunlar. Bir puzzle parçalarını oturtmak kadar önemli. Bir tanesi bile eksik olduğu zaman dediğin evet. gibi görüntünün gerçekten hepsi gerçekten olmuyor. Mesela bozuluyor. Ben bazen geç uyuyorum, filme dalıyorum, işte televizyona dalıyorum, muhabbete dalıyorum. Sabah ertesi gün iyi uyanamıyorum. Hissediyorsun. Kendime kızıyorum. Diyorum ki Buse niye erken uyumadın? Niye uyumadın ya diyorum ya. Ne vardı da uyumadın? Ertesi gün muhabbet edebilirdin diyorum kendi kendime evet. mesela. Yani. O disiplini sağlamak gerçekten kesinlikle, sporculukta inanılmaz bir çok önem arz ediyor. Buse ağzına sağlık. Yani mesela şunu okuduğum zaman sporculardan böyle top seviye, senin gibi üst seviye sporculardan okuduğum zaman çok hani motive oluyorum. Ve seninle de mesela burada bu aura içerisinde bulunmak hepimiz için eminim bu hafta biz yapacağımız antrenmanlarda direkt pozitif etki görürüz. Kesinlikle. Şimdi mesela biz, bizi izleyicilerimiz aralarında profesyonel sporcular da olabilir. Kendini geliştirmek için spor yapan insanlar da olabilir. Tabii ki herkesin hayat tarzı farklı. Evet. Ama bir konuda böyle az önce bahsettiğim gibi bütün puzzle parçalarını net yerleştirmeye çalışmak, mükemmele ulaşmaya çalışmak evet. Çok takdire şayan bir durum. Evet. Yıllarca, saygı, yıllarca bunları yapmışsın. Şimdi işte biz de senden dinliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum açıkçası. Ya enerjimiz zaten çok iyi. Yani hep bir antrenman da aslında yapmak isteriz Trabzon'a gelip. Gerçekten harika beklerim. Ol. Trabzon'a gelirseniz. Hoca bizi alırsa yani. Alır alır ya. Düzeni bozmayalım sonra. Cahit Hoca, evet, Cahit Hoca alır ya. Sizi de zaten sevdi enerjinizi falan. Normalde herkes almaz ama sizi sevdiği için bence alır diye düşünüyorum hocam. Biraz da size kül aldırırım Trabzon'a. Pide, güzel yemekler alır. Akçaabat köfte, şey, kuymak evet. Gelirseniz çok severim haberleşelim. Zaten Karadeniz mutfağına da bayılıyorum ben yani. Biz de hepimiz en sevdiğim çok ama seviyorum. Bir iki kilo alırsanız giderek. Hiç sıkıntı yok, hallederiz. Onu artık antrenmanlarda bir ihtimalle biz de. Of gününüze gelir. Pazar gününde. İstediğinizi yiyin. Süper olur. Böyle birimizi kolu bacağını böyle sakat ne dersin? Gerçekten evet. güzel bir çekim oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık diyorum. Senin biz de teşekkür öyle. Ederiz. Biz geldin, teşekkür bize konuk oldun. Onurlandırdın bizi. Yani biz de çok mutlu olduk. Ne mutlu bana yani. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar, Cahit Hoca'yı ve Buse Naz'ı Instagram hesaplarını, sosyal medya hesaplarını aşağıya koyacağız. Onları takip edin. Onlara, yani sizin adınıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.